Merhaba çiçek severler, hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi konumuz ıtır. Itırın bana verdiği mutluluk ilk önce kokusu. Buram buram yoğun bir parfüm ve sabun kokusu var üzerinde. Fesleğen gibi ellediğiniz vakitte de burnunuza götürdüğünüzde elinizi kokuyor. Bunun haricinde yakınına 30-40 santim oturduğunuzda da böyle misler gibi kokusunu size salıyor. Keyfi, verdiği mutluluk anlatılamaz. Biliyorsunuz bizlerin koku hafızası var. Ben bu evden taşınsam bile o balkonun köşesinde oturup bu ıtırı nasıl kokladığımı hiçbir zaman unutmayacağım. Zaten dantel gibi görünen yapraklarından hiç bahsetmiyorum bile. Şu inceliğe, şu zarafete bakar mısınız? Böyle sanki çok ustalıkla işlenmiş, tek tek nakşedilmiş, Allah'ın böyle yarattığı güzel bir çiçek ve üzerindeki çiçekler. Ben ıtırın bu kadar güzel çiçek açtığını inanın bilmiyordum. Ben sadece dışarıda yetişen bir doğal bitki olarak görüyordum ıtırı ve otsu bir bitki zannediyordum. Bu yaz bana çok güzel bir sürpriz yaptı. Böyle pembe ile eflatun arası çiçekler açtı ve birkaç tane daha da tomurcuk gözüküyor üzerinde. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Sevgili izleyiciler, ben daha önceden ıtırın bakımı ve çoğaltılması ile ilgili video yayınlamıştım. Şimdi bu videonun arkasına onu ekliyorum. Itır edinmek isteyenler mutlaka bu videoyu izlesinler. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Şimdi size buradan sürpriz bir çiçek seçiyorum. Çiçeğimizin ismi ıtır. Bu çiçeği paylaşmamdaki birinci sebep müthiş kokusu. İkinci sebep harika kokusu. Üçüncü sebep parfüm gibi olan kokusu. Dördüncü sebep kokusuna bayılıyor olmam. 5, 6, 7, 8, 9 yani kokusu. Bir çiçek bu kadar mı güzel kokar? Nasıl bir koku, buram buram nasıl bir koku anlatamam. Evinizin içinde doğal bir parfüm kokusu. Hiç oda kokusu falan almanıza gerek yok. Hem onlardan kat kat, kat be kat güzel. Bu bitki sardunyagillerdendir. Genellikle kumlu arazilerde kendiliğinden yetişmektedir. Ancak benim gibi isterseniz saksıya da alabilirsiniz. Taban yaprakları kalp şeklinde olan bu bitki genel görünümü ile oldukça sevimli. Gür ve bol çiçekli değil. Ancak ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişmektedir. 60 cm kadar boylanabilen, kışın yapraklarını dökmeyen ama soğuğa da oldukça dayanıklı bir bitkidir. Gördüğünüz gibi yeşil renkli yapraklı ve bol tüylü gövdesi vardır. Yapraklarını ellediğinizde de hafiften kadifemsi bir doku gelir elinize. Açık, koyu pembe ya da beyaz olarak hafif renkli kokulu çiçekleri yaz mevsiminden sonbahara kadar açarlar. Bol güneşli olması koşuluyla her türlü toprakta yetişen ıtır türleri tohumuyla ve gövde çeliğiyle çoğalır. Şu görünen dallardan toprağa ektiğimizde yaklaşık bir ay kadar sonra köklenmeye başlar. Önemli bir bilgi vereceğim. Köklenmeye başladıktan sonra kokusunu yaymaya başlıyor. O köklenme aşamasında maalesef ancak kendinle uğraşabiliyor. Ama köklendiği anda dehşet kokusunu ortalığa salmaya başlıyor. Ayrıca tohumlarından da çoğaltabilirsiniz. Aynı zamanda evinizde, balkonunuzda ya da bahçenizde ıtır bakarken ıtırın çok susuz kalmamasına özen gösterin. Çünkü sulu toprağı seviyor kendisi. Bu bitkinin ayrıca faydaları da vardır. Hazımsızlığı giderir, sindirimi kolaylaştırır, mide ve bağırsaktaki aşırı gazları söktürür, ishali keser. 2 ila 5 gram kadar kurutulmuş ıtır yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su döküp 10-15 dakika suyla demlendirerek elde edilen infüzyon günde 2-3 bardak içilebilir. Itır çiçeği banyosu ise egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisinde uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde 1 defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır. Siz de yapay oda kokuları ya da parfüm almak yerine evinize bir ıtır çiçeği koyabilirsiniz. Özellikle camın kenarını seviyor.
ve bütün eviniz mis gibi her daim kokar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hayırlı günler diliyorum.